Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 10 Ekim 2019 Perşembe. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Günlerdir bekleniyordu Barış Pınar Harekatı. Suriye'nin kuzeyinde YPG, PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün başlatıldı. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri havadan ve karadan ateş altına alındı. Sınırın 30 kilometre derinine giren Türk jetleri Resulayn, Tel Abyad ve Ayn İsa'daki PKK-YPG mevzilerini yerle bir etti. Kara birlikleri de dün geceden itibaren Tel Abyad ve Resulayn'a giriş yaptı. Sahada hareketli dakikalar, saatler yaşanıyor. Muhabir arkadaşlarımız sınır hattında sıcak noktalarda bizi bekliyor. Harekatla ilgili son bilgileri canlı bağlantılarla onlardan alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün harekatı bizzat kendi talimatıyla başlatmıştı. Birazdan da AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşacak. Harekata ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz. Barış Pınar Harekatı öncesinde ve harekat başladıktan sonra Ankara'nın görüşme trafiği oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Harekatla ilgili ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, NATO, Birleşmiş Milletler, tüm bu merkezler bilgilendirildi. Detayları TRT Diplomasi muhabiri Fatih Oruk birazdan aktaracak. Fırat'ın doğusuna başlatılan harekat dünyada da yankı buldu. NATO'dan, Avrupa Birliği'nden değerlendirmeler var. Brüksel, Moskova, Tahran, Pekin bugün canlı yayın duraklarımız olacak. Harekatın uluslararası yansımalarını muhabir arkadaşlarımıza anlatacaklar. Türk dünyasında da geniş yankı buldu. Türkiye'nin güney sınırlarında terörü bitirmeye yönelik başlattığı barış harekatı. Azerbaycan'daki yansımalarını Bakü'den Fatih Avanoz, Kazakistan'daki yansımalarını da Nur Sultan'dan Güzel Zaytov aktaracak sevgili seyirciler. Amaç huzur, hedef terör diyerek yola çıktı kahraman ordumuz. Allah yardımcıları olsun, ayaklarına taş değmesin diyoruz. Avrasya gündemine haber turuyla başlayalım. Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik günlerdir beklenen Barış Pınarı Harekatı başladı. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri havadan ve karadan ateş altına alındı. Sınırın 30 kilometre derinine giren Türk jetleri Resulayn, Tel Abyad ve Ayn İsa'daki PKK-YPG mevzilerini yerle bir etti. Kara birlikleri de saat 22.20'de Tel Abyad ve Resulayn'a giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce konuştu. Suriye'de gizli bir ajandayla çalışmıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının terör örgütleriyle mücadele olduğuna dikkat çekti. Kürtlerle sorunumuz yok dedi. Masum insanlara zarar vermemek için pilotlarımızın, toplarımızın, kanserlerin afişleri sırasında her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı Ankara'daki merkezden koordine ediyor. Akar, harekata dair açıklamalar yaptı, sivil hassasiyetini vurguladı. Hedefimiz terör örgütleri dedi. Mehmetçik, Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında terör örgütünün karşısında olacaktır mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı. Oktay, operasyonun tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine dönüşlerini sağlamaktır dedi. Türk ordusunun önceliğinin sivil halkın zarar görmemesi olduğunu da belirtti. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup sundu. Mektupta Türkiye'nin ulusal güvenliğinin terör örgütleri DAEŞ, PKK, YPG, PYD tehdidi altında olduğu belirtildi. Fırat'ın doğusunda başlatılan harekata NATO'dan da destek geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var dedi. Katar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye'nin yanında olduklarını açıkladı. "81 ilde tüm camilerde sabah namazı öncesinde eller Mehmetçik için semaya açıldı. Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu. Şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle Allah'ım.
Türkiye'nin güney sınırlarında terörü bitirmeye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haberlere Azerbaycan basını da geniş yer ayırdı. İçtimai TV sınırdan yayınlarda operasyonu ilk duyuran kanal olurken, verilen haberlerde de Türkiye'nin meşru kaygıları dolayısıyla uluslararası hukuka uygun olarak operasyonu başlattığı vurgulandı. Barış Pınarı operasyonu Kazakistan basınında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Kazakistan Devlet Haber Ajansı Kazak Barat tarafından son dakika girişmesi olarak duyuruldu. Dünkü yayınımız sırasında belki de dakikalar var demiştik. İşte o harekat başladı dün sevgili seyirciler. Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik günlerdir beklenen Barış Pınarı Harekatı başladı. Şimdi hemen sınır hattına gidelim. Muhabir arkadaşımız Bülent Çulcuoğlu karşımızda. Bülent Çulcuoğlu, dünkü yayınımızı kapatırken belki de dakikalar var demiştik. Hemen ardından da dün saat 16'da harekat başladı. Gece kara birliklerimiz de girdi. Ayrıntılar, son bilgiler sende. Senden alalım gelişmeleri. Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla planlandığı şekilde devam ediyor ve tespit edilen hedefler, noktalar bir bir ele geçiriliyor ve teröristlere ait noktalar imha ediliyor. Evet, kameraman arkadaşım Bülent Serin'le birlikte şu anda Suriye sıfır noktasındayız. Sınırın sıfır noktasındayız ve vurulan yerleri rahatlıkla görebiliyoruz. Bakın, dumanlar az önce çok koyu dumanlar vardı. Şimdi yavaş yavaş dağılıyor ama fırtına obüsleri ve tanklar birçok noktayı tam isabetle vurmaya devam ediyor. Özellikle Tel Abyad için konuşursak operasyonun yoğunlaştığı nokta Tel Abyad'ın doğusu ve güneydoğusu. Tel Abyad bu noktadan yavaş yavaş kuşatılmaya başlandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte bu operasyona destek veren Suriye Milli Ordusu da çok kısa süre içerisinde Fırat'ın doğu hattına giriş yaptı. Bakın, kameraman arkadaşım bir noktayı gösterecek. Teröristlerin vurulan sözde karargahı. İşte bu noktalardan giriş yapıldı. Noktanın hangi bölge olduğunu söylemek, vurgulamak istemiyorum ama hemen ekranlara gelsin. İşte terör örgütü YPG PKK'nın 5 yıldır işgal ettiği Fırat'ın doğusunda sivillerin evlerini sözde karargaha, sözde karakola çevirdi. Bu noktalardan zaman zaman Türkiye tarafına taciz ateşleri açıldı. İşte başlatılan Barış Pınarı operasyonuyla bu noktalar bir bir vurularak imha edildi. Ve tabii ki özellikle operasyon çok hassas yürütülüyor. Uydudan alınan görüntüler, insansız hava araçlarımızın yaptığı keşifler var ve %100 tam isabetle sivillere hiçbir zarar gelmeyecek şekilde bu operasyon şu anda devam ediyor ve operasyonun artık 24 saatinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Gerçekten başarıyla yürütülen bir operasyon. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu an yerel kaynaklarına aktardığı bilgiye göre Suriye derinliğinde kara birliklerimizin 10 kilometre kadar girdiği bilgisi var. Savaş uçaklarımız da şu anda Tel Abyad'la Ayın-Nisa arasındaki noktaları ise vurmaya devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü YPG, PYD'ye verdiği ağır silahlar Ayın-Nisa bölgesinde. Yani sınırımızın 32 kilometre güneyindeki Ayın-Nisa beldesinde. İşte Ayın-Nisa'daki hedeflerde savaş uçaklarımız tarafından vuruldu. Tel Abyad'ın doğusu ve güneydoğusundaki hedeflerde fırtına obüsleri ve tanklar tarafından yerle bir edildi. Operasyon başarıyla devam ediyor. Tespit edilen hedefler bir bir ele geçiriliyor ve teröristler o noktalarda imha ediliyor. Özellikle Tel Abyad'daki teröristlerin Rakka'ya doğru, güneye doğru kaçtığı yolunda da yine bilgiler mevcut. Evet, operasyonu biz takip ediyoruz şu anda. Tabii şu anda resmi olarak açıklamayı bekliyoruz ama hemen aktarayım. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye Milli Ordusu'nun ele geçirdiği noktalar var. Ele geçirdiği köyler var. İlerleyiş güzergahında bazı köylerin Türk Silahlı Kuvvetleri ve destek verdiği Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçtiği bilgileri mevcut. Evet, operasyon başarıyla devam ediyor. Zaman zaman fırtına obüsleri ve tanklar Tel Abyad'ın doğusu ile güney doğusundaki hedefleri vurmaya devam ediyor. İşte o vurulan noktalara Türk Silahlı Kuvvetleri, kara birlikleri ve Suriye Milli Ordusu ilerlemeye devam ediyor.
Sınır hattından Bülent Çulcuoğlu'ndan aldık son bilgileri sevgili seyirciler. Şimdi dilerseniz düne dönelim. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri havadan ve karadan ateş altına alındı. Dün saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başladı Barış Pınarı Harekatı. Sınırın 30 kilometre derinine girdi Türk jetleri. Resulayn, Tel Abyad ve Ayn İsa'daki PKK-YPG mevzilerini yerle bir ettiler. Kara birlikleri de dün geceden itibaren Tel Abyad, Resulayn'a giriş yaptı. Bakın dünden bu yana neler yaşandı bir görelim. Günlerdir bekleniyordu. Barış Pınarı Harekatı Suriye'nin kuzeyinde YPG, PKK ve DH terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatıldı. Harekatla hedeflenen Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek. Türk savaş pilotları vur emri için teyakkuzdaydı. Ve saatler 16'yı gösterdiğinde harekat için beklenen emir geldi. Diyarbakır ve Adana'dan F-16'lar havalandı. Terör hedefleri bir bir vuruldu. Türk jetleri sınırın 30 kilometre derinine girdi. Diyarbakır 8. ana jet üstünden bazı F-16'ların kalktığı gözlenirken bazı F-16'lar da ana jet üstüne iniş yaptı. Üste çok sayıda F-16 da hazır bekletiliyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Adana'daki incelik üssü oldukça hareketli. Terör mevzilerini vuran savaş uçakları teker teker üstlerine geri dönüyor. Belirlenen hedefler karadan da ateş altına alındı. Sınıra konuşlandırılan obüsler terör hedeflerine dövdü. Mevzi ve mühimmat depoları imha edildi. Uzun süredir hazırlıklar devam ediyordu ve saat 16 itibariyle Barış Pınarı Harekatı başladı. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tel Abyad'daki PKK ve YPG hedefleri vuruluyor. Hemen arkamız Tel Abyad ve biz şu anda bulunduğumuz Akçakale'den top atışlarını görüyor ve duyuyoruz. Sınır hattına konuşlanan obüslerden yapılan top atışlarıyla birlikte Resulayn bölgesindeki terör hedefleri birer birer vuruluyor. Yapılan her atışın ardından bölgeden siyah dumanlar yükseliyor. Hava harekatının ardından kara unsurları da harekete geçti. Komandolar saat 22.20'de Tel Abyad ve Resulayn'a girdi. Barış Pınarı Harekatı'nda da Zeytindalı ve Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteriliyor. Evet, biraz önce muhabir arkadaşımız Bülent Çulcuoğlu da sınır hattından aktardı. Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Harekat kapsamında belirlenen hedefler ele geçirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi sevgili seyirciler. Barış Pınarı Harekatı'nın gece boyunca havadan ve karadan sürdürüldüğü belirtildi. Harekat kapsamında belirlenen hedeflerin ele geçirildiği duyuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar karargâhtaki çalışmalarını sürdürdü. Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden harekatı sevk ve idare eden Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin uzun mesaisi gece boyunca devam etti. Akar, bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı an be an takip etti. Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la talimatlar verdi. Sevgili seyirciler, yeniden düne dönelim. Barış Pınar Harekatı'nın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir dedi Erdoğan. Harekatla ilgili CHP, MHP ve İyi Parti liderlerine de bilgi verdi. Amacımız belli, açık ve net. Terör koridorunu yerle bir edeceğiz. Barış koridoru İnşa edeceğiz inşallah. O emri işte böyle verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı aradı. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması talimatını verdi. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyor. Her birini alınlarından öpüyorum. Ve saatler 16'yı gösterdiğinde günlerdir beklenen harekat başladı. Belirlenen terör hedefleri hem havadan hem karadan ateş altına alındı. Tıpkı Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için hassasiyetle davranılıyor. Asla bizim Suriye'de sivillere yönelik
bir mücadelemiz, onlara yönelik atacağımız bir adım söz konusu değildir. Hedefimiz barış koridorunu inşa etmektir. Bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Gerek planlama safhasında, hedeflerin seçiminde, gerekse icra safhasında pilotlarımızın, toplarımızın ve karşılarımızın afişleri sırasında her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Harekatla hedeflenen Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bir güvenli bölge. Cumhurbaşkanı Akar'la görüşmesinde bu noktanın altını kalın kalın çizdi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunacağını vurguladı. Tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız açıklamasını yaptı. Bölgeye barış ve huzuru getirmeye hedeflenmiş, kilitlenmiş durumdayız. Erdoğan, oluşturulacak güvenli bölgeyle Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri sağlanacak dedi. Harekata katılan Mehmetçik ve yerel unsurlara başarılar diledi. İnanıyorum ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DAEŞ terör örgütlerine karşı büyük bir başarı elde edecektir. Bu mesajlarının ardından Erdoğan, Beştepe'de Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya Meclis Başkanı, ilgili bakanlar, Genelkurmay Başkanı, MİT Başkanı, Erdoğan'ın partili kurmayları ve ilgili bürokratlar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti lideri Meral Akşener'i telefonla aradı. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de bilgi verdi. Kuvvet komutanlarına gerek... Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor. Kameralarımızı o noktaya çevirelim. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı'nın da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır. Suriye topraklarının dörtte biri PKK, YPG terör örgütünün işgali altındayken bu ülkenin ne toprak bütünlüğünden ne de siyasi birliğinden söz edilemeyeceği açıktır. PKK'nın, YPG'nin bu işgalini görmeyenler şu anda bizim Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz. DAEŞ'e karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi? Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye'ye DAEŞ'ı ihraç ettiler. Fransa'dan DAEŞ Suriye'ye geldi. Almanya'dan DAEŞ Suriye'ye geldi. Hollanda'dan DAEŞ Suriye'ye geldi. Ve biz 5500 DAEŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik. Bunlar dürüst değil. Bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu. Ve şu anda bu mücadelede DAEŞ'e karşı da, PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye karşı da bu mücadeleyi tüm onurumuzla birlikte sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısını 30 Ekim'de yapacağı bir dönemde başlattığımız bu harekat, Suriye'nin geleceğinin daha sağlıklı bir şekilde planlanmasını temin edecektir. Suriye topraklarında üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Tek tek saymayacağım. Ama bazı ülkelerin adını da burada bugün zikredeceğim. Zira kendilerini de dürüst olmaya davet edeceğim. Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi?
Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Ve şu anda Yemen fakru zaruret içerisinde, her tarafı yerle yeksan ettiniz. Bunun hesabını verin. Kalkıp da bizim Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız terör örgütlerine karşı verdiğimiz bu mücadelede siz bize laf edemezsiniz. Konuşamazsınız. Hele Mısır. Sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. %52 oyla seçilmiş olan bir Mürsi'yi, evet, mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Belki de operasyon yaptın. Ve ailesini bile defnetmesine müsaade etmedin. Sen böyle bir katilsin. Sisi birileriyle toplantı yapmış. Bu operasyonu kınamış. Ya kınasan ne yazar, kınamasan ne yazar? Ya bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Biz inanarak bu yola çıktık ve devam ediyoruz. Zira Suriye halkı, özellikle bizim sınır bölgelerimizdekiler hep ne zaman geleceksiniz, ne zaman geliyorsunuz diye çağrıda bulundular. Tabii rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. Eğer rejim 8 yıl önceki, 9 yıl önceki rejim olmuş olsaydı belki bugün bu işler çok daha kolay olacaktı. Ama maalesef. Şimdi bizler, Suriye halkımıza sevdamız zaten tartışılamaz, o ayrı bir konu. Ama bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DAEŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle de sorunumuz yok. Sorun tamamen terör örgütleriyledir. Bunu saptırmaya çalışıyorlar. Kimse saptırmasın. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle şu anda mücadele ediyoruz. Türkiye belki de bu ülkenin topraklarındaki tek meşru güç olarak şu anda varlık gösteriyor. Çünkü bizim hem kendi sınır güvenliğimiz tehdit altındadır, hem de ülkemizde evlerine dönmeyi bekleyen 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı vardır. Ey Avrupa Birliği! Kendinize gelin. Bak yine söylüyorum. Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Şimdi kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. Neymiş? İkinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş. Yahu zaten siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? Yok. Biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik. 40 milyar doları biz harcadık. Allah'ın izniyle biz bir o kadar daha harcar ve yolumuza devam ederiz. Ama kapıları da açarız. Kapıları da açarız. Bunu bilmeniz lazım. Siz bizi hiçbir zaman samimi olmadınız. Ta 63'ten bu yana oyaladınız.
Avrupa Birliği'ne aldık, alıyoruz, alacağız, şuydu, buydu. Ya siz dürüst değilsiniz. Hiçbir zaman doğru konuşmadınız. Hayatınız yalan üstüne bina edilmiş. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'a saldırın. İstediğiniz kadar saldırın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Değerli kardeşlerim, hiçbir ülkenin böyle bir sorunu, böyle bir derdi, böyle bir gerekçesi mevcut değildir. Buna rağmen Suriye'de diğer tüm gelişmelere gözlerini kapayıp sadece Türkiye'yi eleştirmeyi alışkanlık haline getirenleri akla, vicdana, ahlaka davet ediyoruz. Suriye topraklarındaki gerçek işgalcilere ses edemeyenlerin Türkiye'nin meşru haklarını koruma konusundaki adımlarına karşı çıkması en basitinden bir acziyet, bir teslimiyet ifadesidir. Onlar aciz olabilir ama Türkiye öyle değildir. Hakkını gerektiğinde kendi gücüyle almasını bilir. Üstelik biz bu noktaya durduk yere de gelmedik. Suriye krizinin başladığı 2011 yılından beri, hatta daha öncesinden itibaren bu ülkedeki sorunun tüm kesimlerin haklarını güvence altına alan demokratik bir yöntemle çözümü için gayret gösterdik. Bizzat Beşar Esed'e bu doğrultuda defalarca telkinde bulunduk. Maalesef rejimin tercihi demokratik yöntemlerden değil, zor kullanmaktan yana oldu. 1 milyona yakın insanı Beşar Esed Suriye'de öldürdü. Bunlar onun halkıydı. Kendi halkını öldüren, katleden, evet, bir insanla karşı karşıyayız. Ve hala acaba o giderse yerine kim gelir? Bu soruyu soran maalesef liderler var. Neymiş? DEAŞ gelirse ne olur? Ya DEAŞ'ı sen getirirsen benim buna söyleyecek bir şeyim yok. Bırakın Suriye halkına, Suriye halkı DEAŞ'ı getirir mi getirmez mi görelim. Ve demokrasi diyorsan, demokrasi nedir? Halkın iradesine saygıdır. Mesele bu kadar basittir. Ve Suriye halkı da DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynirle yememiştir. Bunu da bilelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerini ekranlarınıza getirdik canlı canlı sevgili seyirciler. Barış Pınarı Harekatı öncesinde ve harekat başladıktan sonra Ankara'nın görüşme trafiği oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Harekatla ilgili ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO, Birleşmiş Milletler bilgilendirildi. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik bu tehditlerini daha fazla kabul etmemiz, kabullenmemiz asla mümkün değil. İşte bu gerekçeyle harekat başlatıldı. Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı öncesi yoğun bir diplomasi trafiğine girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge kapsamlı bir şekilde ele alındı. Erdoğan, Fırat'ın doğusuna düzenlenen askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ifade etti. Suriye'deki siyasi sürecin önünün açılacağına dikkat çekti. Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurguladı. Rusya'nın bu süreçteki yapıcı tutumunu da takdir ettiğini dile getirdi. Ankara-Moskova hattının yanı sıra Ankara-Washington hattı da oldukça hareketli. ABD Başkanı Trump 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Washington'da ağırlayacak. Bu ziyaret öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien'la telefonda görüştü. Görüşmede iki liderin yapacağı görüşmenin detayları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Harekatla birlikte bilgilendirme trafiği de yoğundu. ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliklerinin saat 14'ten itibaren bilgilendirildikleri duyuruldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin büyükelçileri harekata ilişkin bilgilendirilmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. P5 ülkeleri yani daimi üyelerin büyükelçilerini Bakan Yardımcımız Sedat Bey Bakanlığa çağırdı ve bildirimde bulunduk. NATO Genel Sekreterine de yine bir mektupla bildirimde bulunduk. Yine Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatımızı da bir notayla yine İstanbul'daki rejimin başkonsolosluğuna bildirdik. Yani başkonsolosluğuna bir nota verdik. Sahada ve masada güçlü Türkiye'yiz, hamdolsun. Evet, Türkiye harekatın haklı gerekçelerini tüm dünyaya anlatıyor. İşte bu diplomasi trafiği hala devam ediyor. Muhabir arkadaşımız Fatih Orak'a dönelim şimdi. Türkiye harekatın gerekçeleri konusunda önemli başkentleri, tüm dünyayı, kurumları, kuruluşları bilgilendirmeye devam ediyor. Ayrıntılar sende. Cumhurbaşkanı Erdoğan da harekata tepki gösterenlere yanıt verdi. Biraz önce canlı yayında aktardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması hala devam ediyor. Özellikle Avrupa Birliği'ne seslendi, sert mesajlar verdi. Tüm bu diplomasi trafiği daha ne kadar sürecek? Ayrıntıları senden alalım. Evet, biraz önce Türkiye'nin haklı gerekçelerinden bahsetmiştim. İki haklı gerekçemiz var. Birincisi Türkiye'nin kendi sınır güvenliği ve Suriye'nin kuzeyindeki istikrar ortamının sağlanması. İkinci haklı gerekçe ise bu istikrar ortamının sağlanmasının ardından 1 milyondan fazla Suriyelinin bölgeye güvenli bir şekilde dönebilmesi. Türkiye'de işte bu iki haklı gerekçesi doğrultusunda uluslararası toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. Biraz önce haberimizde vardı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti bu görüşme. Bugün sabah saatlerinde ise Çavuşoğlu, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla arda arda telefon görüşmeleri gerçekleştirdi ve Türkiye'nin gerekçelerini bir kez daha iletme fırsatı bulmuş oldu. Tabii aynı zamanda gün içerisinde Dışişleri Bakanlığı oldukça hareketli. Çok sayıda ülkenin büyükelçisi gelerek harekattaki son durum hakkında bilgi aldı Dışişleri Bakanlığı'ndan. Tabi aynı zamanda önemli bir isim daha vardı. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da buradaydı. Genel Sekreter Yardımcısı ve beraberindeki heyet göç sorununu ele aldılar ve Türkiye'nin bu 1 milyondan fazla Suriyelinin güvenli bölgeye dönüşüne ilişkin Türkiye'nin belirlediği yol haritası üzerinde bir değerlendirmelerde bulundular. Ankara temaslarının ardından da Antep ve Kilis'te yine temaslarını sürdürecekler. Bölgedeki kampları ziyaret edecekler. Tabii Dışişleri Bakanlığı'nın bu bilgilendirmeleri sadece bununla da sınırlı değil. Hem bakanlığın kendisi hem de yurt dışındaki büyükelçiliklerimiz o bulundukları ülkelerdeki, üçüncü ülkelerdeki kamuoyunu ve medyayı doğru bilgilendirmek adına çeşitli televizyon kanallarına katılıyorlar, konuk olarak makaleler yazıyorlar ve bilgi notları atıyorlar ki üçüncü ülkelerde Türkiye'nin bu haklı gerekçelerini anlasınlar ve çeşitli karalama kampanyalarına kapılmasınlar diye. Tabi bundan bahsetmişken Mısır ve Suudi Arabistan'dan da aslında çelişkili açıklamalar geldi. Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açıklamaları biraz önce şu sırada da konuşması devam ediyor. Cevabı verdi. Mısır'daki Mursi seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın nasıl iktidara indirilişini hatırlattı ve Mısır'ın bu konularda söz söyleme hakkının olmadığını belirtti. Aynı zamanda Suudi Arabistan'da Yemen'de yürüttüğü harekatlara dikkat çekti. Suudi Arabistan'da yine bu konularda söz söyleme hakkının olmadığını belirtti ki Suudi Arabistan Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na gelen bilgilendirme amacıyla gelen büyükelçiler arasında yer alıyordu bu sabah. Dediğimiz gibi yoğun bir diplomatik temaslar hem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmelerini gerçekleştiriyor hem de yurt dışındaki büyükelçiliklerimiz bulundukları ülkelerde kamuoyunu ve medyayı doğru bilgilendirmeye çalışıyor ki Türkiye'nin haklı gerekçeleri uluslararası kamuoyu tarafından doğru anlaşılsın. Bu haklı gerekçeleri bir kez daha aslında hatırlatmakta fayda var izleyicilerimize. Türkiye bu Barış Pınarı Harekatı ile beraber hem kendi sınır güvenliğini korumak hem de Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmalarını, terör örgütü PKK, YPG ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör yapılanmalarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. İkinci ana gerekçesi ise bu terörden arındırıldıktan sonra bölgenin 1 milyondan fazla Suriyelinin güvenli bir şekilde bu bölgelere gelmesi ve bölgenin imar faaliyetleri kalkındırılması hedefleniyor. Coşkun Özen. Evet, Fatih Oruk diplomasi muhabirimiz anlattı. Türkiye haklı gerekçelerini tüm dünyaya anlatmaya devam ediyor. Edecek amaç, huzur, hedef,
terör diye başladı kahraman ordumuz bu harekata. Fırat'ın doğusuna başlatılan harekata NATO'dan da destek geldi. Sevgili seyirciler, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var dedi. Katar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye'nin yanında olduklarını açıkladı. Barış Pınar Harekatı'na ilk destek açıklaması NATO'dan geldi. Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu belirtti. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı ifadesini kullandı. Stoltenberg, Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin ölçülü olacağına inandığını da dile getirdi. Katar Emiri Şeyh Temim de Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştü. İki lider bölgesel gelişmeleri ele aldı. Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a harekata desteğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar da harekatla ilgili mesaj yayımladı. Tatar, dualarımız Mehmetçiğimiz ve ordumuz içindir ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya'nın çağrısıyla operasyonu görüşmek üzere bugün acil toplanacak. Avrupa Birliği ise Türkiye'yi askeri harekatı durdurmaya çağırdı. Türkiye'nin milyonlarca Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığı ve DEAŞ'la mücadele koalisyonuna üye olduğu hatırlatılan ortak açıklamada tek yanlı askeri bir harekat istikrarı alt üst edebilir. DEAŞ yeniden filizlenebilir denildi. Avrupa Birliği ortak metninde kınama ifadesine ise yer verilmedi. Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise yaptığı açıklamada eski ABD Başkanı Barack Obama dönemindeki hatalara dikkat çekti. Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol edeceğini bile bile PKK-YPG ile birlikte çalıştığını söyledi. Gabriel, Türkiye'nin sınırında bir terör örgütü devleti kurulmasına izin vermeyeceğini belirtti. Şimdi dünya başkentlerinde bir tura çıkacağız sevgili seyirciler. Öncelikle ilk durağımız Brüksel olacak. Avrupa Birliği Türkiye'yi askeri harekatı durdurmaya çağırdı. Ortak metinde kınama ifadesine yer vermedi ama Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, harekatı durdurun, güvenli bölge için ödeme yapmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da sıcağı sıcağına buna yanıt geldi. Şimdi Brüksel'e gidelim. Döndü sarı ışık karşımızda. Harekat başladı. Avrupa Birliği'nden net mesajlar gelmeye başladı artık. Harekatı durdurun diyorlar. Türkiye'ye ödeme yapmayacaklarını söylediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biraz önce canlı yayında aktardık. Sıcağı sıcağına cevabını verdi. Biz de kapıları açarız. 3.6 milyon Suriyeli Türkiye'de barınıyor. Gerisini siz düşünün dedi. Neler aktaracaksın Avrupa Birliği'nden gelen tepkiler hakkında? Coşkun Özen, aslında Avrupa Birliği'nin iki kaygısı var Türkiye'ye dair. Birincisi Yunan ve Rum lobisinin de baskısıyla, tabii ki Fransa ve İtalya'nın da enerji şirketleri dolayısıyla etkisi var. Hep bahsediyoruz Doğu Akdeniz. Aslında Doğu Akdeniz nedeniyle bilinen kimi Avrupa Birliği üyesi ülkelerde Suriye üzerinden Türkiye'yi vurmak istediler dersek yanlış bir yorum yapmış olmayız. Ama sadece gerekçe bu da değil elbette. Çünkü burada terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanması var. Hatta açık açık terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Fransa'da, Paris'te bir sözde temsilcilik ofisi var. Dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sözde temsilcisiyle örgütün görüştü ve görüştükten sonra kaygı duyduğunu ifade etti. Hatta Türkiye'nin askeri operasyona başladığı saatlerde de yine Fransız yetkililerden bunun tehlikeli bir adım olduğu iddia edildi. Ancak Fransa'nın bölgede özel kuvvetleriyle yer alan bir Avrupa ülkesi olduğunu da hatırlatalım. Almanya'dan da yine sert tepki geldi. Belçika, Polonya gibi ülkeler, ki bunlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını isteyen, aynı zamanda da Türkiye'nin sözde NATO müttefiki olan ülkeler. Peki Avrupa Birliği'nin ortak açıklama metnine de bir bakacak olursak, aslında Avrupa Birliği akşam saatlerinde yayınlanan o ortak açıklama metninde daha itidalli bir dil kullandı. Türkiye'nin her ne kadar sınırdaki güvenlik kaygılarının anlaşılabilir olsa da gittiği yolun, yani askeri operasyonun çözüm olmadığı, bunun yerine diplomatik kanallarla, Birleşik
Birleşmiş Milletler marjındaki müzakerelerle bir çözüm yolu aranması gerektiği iddia edildi. Aynı zamanda Federica Mogherini imzasıyla 28 üye adına yapılan o açıklamada şuna da vurgu yapıldı. Türkiye-Suriye krizinde son derece kritik bir ortak, bölgede önemli bir aktör. Ama dendi tabii ki Türkiye'nin askeri operasyon seçeneğini masaya koyması özellikle DAEŞ tehdidini yeniden filizlendirebilir. Bölgedeki dengeleri alt üst edebilir yorumu yapıldı. Avrupa Parlamentosu'nda da akşam saatlerinde özel bir oturum gerçekleşti demiştik. Orada konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Türkiye'yi kendi üslubuyla uyardı. Türk dostlarımızın güvenlik kaygısını anlıyoruz ama bu sözde güvenli bölgenin inşasında Avrupa Birliği'nden bir mali yardım bekleniyorsa bizden bir ödeme çıkmayacak dedi. Benzer yorum zaten Mogherini'den de geldi. Mogherini de parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada Türkiye'nin güvenlik kaygılarının anlaşılabilir olmakla birlikte Suriyeli sığınmacıları milyonlarca Suriyeli sığınmacıyı ağırlayan, ev sahipliği yapan Türkiye'nin önemli bir misyon da üstlendiğini hatırlattı. Fakat ekledi. Orada bir güvenli bölge inşa etmeye çalışmak. Bu güvenli bölge ne kadar uluslararası kriterlere uygun olacak bu bir soru işareti dedi. Oraya Suriyelileri zorla göndermek ifadesini kullandı. Ve Türkiye'deki sığınmacıların oraya gönderilmesini de uygun bulmadığını ifade edip aynı zamanda Avrupa Birliği'nin mali yardım niyetinde de olmadığını açık açık söyledi. Yani toparlayacak olursak Avrupa Birliği'nin aslında iki tane korkusu var. Bir tanesi bölgedeki DAEŞ militanlarının ki Trump'ın mesajında da açık açık ifade edildi. Onlar Avrupa'ya yani kendi evlerine gitmek istiyorlar dedi. Buradaki yabancı savaşçıların DAEŞ militanlarının çoğu zaten Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları. Onları geri kabul etmek istemiyorlar. Çünkü YPG'nin önemli tehditlerinden bir tanesi bu. Onları serbest bırakırız ve Avrupa'ya gelirler. Bir diğer endişe kaynakları ise yeni bir göç dalgasının oluşabilme ihtimali ve Avrupa Birliği açıkçası bu yükü taşımak istemiyor. Akşamki o ortak açıklama metninde bazı üyeler kınama ifadesine yer vermek istedi. Ancak Macaristan başta olmak üzere diğer üyelerden veto geldi ve bu sebeple metin daha diplomatik bir üslupta, daha itidalli yazıldı, yayınlandı. Fakat Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, Polonya gibi NATO müttefiki aynı zamanda gözüken üyelerin Türkiye'nin güvenlik hassasiyetini ve operasyonunu sert bir dille ulusal deklarasyonlarında eleştirmeleri de dikkatten kaçmadı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerini aslında haklı çıkaran yaklaşımlar bunlar. Avrupa Birliği yine her zaman olduğu gibi sadece laf üretmekle meşgul. İcraat noktasında ise henüz ortaya koydukları bir şey yok. Bakalım göreceğiz ilerideki süreçte neler yaşanacak. Sevgili seyirciler, şimdi bir başka başkente Moskova'ya gideceğiz. Moskova'nın tepkisi önemli. Harekat öncesi konuşmuştuk. Rusya temkinli demişti Eşref Yalınkılıçlı. Bakalım harekat başladı. Şimdi Rusya'nın pozisyonu ne? Eşref Yalınkılıçlı, dünkü yayınımızda aslında sen şu ifadeleri kullanmıştın. Önemli olan Putin'in ne diyeceği demiştin ve Erdoğan ve Putin arasında bir telefon görüşmesi her an olabilir demiştin. Sen bunu dedikten dakikalar sonra o görüşme gerçekleşti dün. Peki Erdoğan-Putin görüşmesinde Putin Rusya'nın görüşünü nasıl ortaya koydu? Rusya'nın harekat başladıktan sonraki pozisyonu ne? Sana soralım. Coşkun Özen, aslına bakarsanız evet operasyon öncesinde Rusya'dan çelişkili açıklamalar geliyordu. Rusya genel anlamda tabii ki Türkiye'nin operasyonuna destek veriyor ancak bazı ister istemez kafa karışıklığı yaratan açıklamalar da yapılıyordu buradan. Kremlin'den, Federasyon Konseyi'nden, Duma'dan veya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar. Tabii ki Rusya kocaman büyük bir ülke, bütün görüşlerde homojen değil ancak Rusya'nın devlet politikası olarak bu operasyona desteği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Başkanı Vladimir Putin bunu zaten dün teyit ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını bilgilendirdi operasyona dair, operasyonun planlarına dair, hareket planlarına dair. Rus tarafı da tabii çekincelerini ortaya koydu. Daha öncesinde de konuştuğumuz rezervlerini, şerhlerini ortaya koydu. Neydi bu rezervler, şerhler? Operasyonun kapsamının sınırlı olmasını istiyor Rus tarafı aslına bakarsanız. Bunu Türk tarafına anlattı Başkan Putin burada. Dün Kremlin basın servisinin yaptığı açıklamaya göre
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçen ay Ankara'da anlaştıkları anlaşmalar ve mutabık kaldıkları üzere operasyonun Suriye'deki çözüm sürecinin geneline halel getirmeyecek şekilde devam etmesini, genelinin operasyonun iyi hesaplanması gerektiği ve dediğimiz gibi bu barış sürecine halel getirmeyecek şekilde operasyonun devam etmesini istediğini söyledi Kremlin basın servisi. Bu da şu oluyor: Türkiye ile Rusya arasında bir mutabakat var operasyona dair. İki tarafın askeri ve istihbari kurumları zaten konuyu sürekli görüşüyorlar. Bugün de Sergey Lavrov aynı meydanda açıklamalar yaptı zaten. Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı. Lavrov da Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz ve kabul ediyoruz diye konuştu. Sınırdaki terör unsurlarını temizleme konusunda Türkiye'yi destekliyoruz dedi Sergey Lavrov. Ancak tabii ki Türkiye'nin de Suriye'nin egemenlik haklarına, toprak bütününe saygı duymasını bekliyoruz diye ekledi aslına bakarsanız. Olayların buraya gelmesine de Sergey Lavrov Amerika'yı suçladı ve Amerika'nın yanlış politikaları sonucu Türkiye bu operasyonu yapmak zorunda kaldı diyor aslına bakarsanız Sergey Lavrov, Coşkun Özen. Burada dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Putin'le, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Başkanı Putin dün telefon görüşmesi yaptıktan sonra adeta o çatlak seslerde neredeyse yavaş yavaş sona erdi diyebiliriz. Çünkü bu bir devlet politikası, Rus devletinin politikası ve Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu bu konuda anlaşmış görünüyor ve Rusya sınırlı bir operasyona Türkiye'ye destek veriyor bu konuda. Ancak Rus medyasının dili, tabii burada biraz bahsetmek gerekiyor. Rus medyasının dili çok da operasyonu olumlar gözükmüyor Coşkun Özen. Rus medyası kaynaklarını genellikle Suriye'nin rejim televizyonuna ya da YPG PKK'ya dayanan yerel servislere, yerel basın ajanslarına dayandırıyor ve konuyu bu şekilde veriyor. Ancak Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptığı zaman veya Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptığı zaman oradan haberlerini geçiyorlar. Bugün özellikle ben size iki örnek vermek istiyorum. Elinde bir İzvestiya gazetesi var. İzvestiya gazetesinin bugün nüshasında şöyle demiş: Kortskaya Kalsovaya, yani Kürt halkası. Bu Kürt halkasının içerisinde, yazının içerisinde Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu çözüme ne katkı sağlayacak diye sorgulanmış. Ve bu genel anlamda üç liderin, garantör ülkelerin geldiği noktada çözümün Rusya'nın elinden çıkmaması için, Rusya'nın bölgede kontrolü elinden çıkarmaması için Türkiye ile bu konuda dengeli bir ilişki yürütmesi gerektiği vurgulanıyor İzvestiya gazetesinde. Komsomolskaya Kommersant gazetesi aynı şekilde Türkiye'nin barış pınarı savaş üretiyor diye bir başlık atmış. İronik bir başlık tabii. Dediğimiz gibi Kommersant buranın The Guardian olarak biliyor ve eleştirel yaklaşıyor konuya. Yapılan yorumlar burada, analizler genelde olumsuz görünüyor Türkiye'nin harekatına dair, ama dediğimiz gibi burada bir devlet politikası var. Rusya Türkiye'nin operasyonuna destek veriyor. Tabii olumlu yorumlar da var, analitik yorumlar da var. Özellikle bu Alexander Dugin'in sahip olduğu Sargrad sitesi, özellikle haber ajansları daha jeopolitik değerlendirmeler yapıyorlar ve oradaki YPG ve PKK'nın Amerikan icadı olduğunu, dolayısıyla Türkiye'nin de bununla mücadele etmek için hakkı olduğunu yazan basın organları da var tabii ki burada Coşkun Özen. Eşref Yalınkılıçlı Moskova'dan aktardı. Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra Rusya'da devlet aklı Türkiye'nin sınırlı harekatına destek verme noktasında pozisyonunu belirledi dedi Eşref Yalınkılıçlı. Şimdi önemli bir aktör, İran sahada, Suriye'de sahada yer alan önemli aktörlerden biri. Astana sürecinin 3 ülkesinden biri Türkiye ve Rusya ile birlikte. Onların ne düşündüğü de önemli. Harekat öncesi gelen açıklamalar aslında biraz çelişkiliydi ama şimdi bakalım ne düşünüyorlar. Tahran'a gidelim. Fatih Sabuncu karşımızda. İran'ın, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda giriştiği bu harekata ilişkin görüşleri neler, senden alacağız ama bir son dakika gelişmesini izleyicilerimize aktarayım önce. Harekatla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bilgilendirme yapıldı. Şu ana kadar 109 teröristin harekat kapsamında bölgede etkisiz hale getirildiği bildirildi. Evet Fatih Sabuncu, sözü sana bırakalım. Tahran'daki yansımaları neler harekatın? İran bu harekata karşı durduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı'nın son açıklaması az önce geldi. Türkiye askerinin bölgeden çıkmasını istediklerini belirttiler. Bölgedeki kriz daha da derinleşir diye ifadeler kullanıyorlar. Tabii bununla birlikte Hasan Ruhani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açıklamaları da önemli. O da tekrardan bu harekata karşı durduklarını belirten açıklamalarını yaptı. Bu sınırdaki sorunun
çözümü rejimin askerlerinin bölgede bulunmasıdır ifadesi kullandı. Kürtler de Suriye vatandaşıdır bölgedeki. Kürtler de rejim askerlerine destek verebilir dedi. Peki İran neden karşı duruyor ve bu açıklamaları yapıyorlar? Şöyle bir genel çerçeveye bakarsak ancak bunu anlamak mümkün. Çünkü İran ve Suriye rejimi bölgedeki Kürt nüfustan çok tedirgin değil. Çünkü oldukça nüfusları az. Dolayısıyla rejimi tehdit edecek nüfusları yok. Ama bölgedeki Suriye içerisindeki Sünni nüfus %60-65'lere ulaşıyor. Dolayısıyla %10-15 barajlarında bulunan Nusayri azınlığa sahip olan Esed rejimi hükümeti ise işte asıl bu nüfustan korkuyor. Dolayısıyla rejime karşı muhalefet eden herkesi de zaten muhalifleri de terörist olarak nitelendiriyordu. Hasan Ruhani'nin açıklamasındaki bir önemli nokta ise Fırat'ın doğusu problem değil, asıl sorun İdlib'dedir demesi de buna işaret ediyor. Yani buradaki muhaliflerle evet İdlib'de farklı gruplar, terör grupları da olabilir ama İran genelde bütün muhalif grupları böyle değerlendiriyor. Bunu vurgulamak lazım. Bundan dolayı da bölgedeki harekata tabii ki tepkili. Diğer bir nokta ise Amerika'nın bölgeden çıkmasıyla birlikte buradaki PYD, PKK'lı teröristlerin kimin himayesinde olacağı sorunu vardı. Aylar öncesinde de Amerika'nın askerlerini çekeceğini açıklamasından sonra bu gündeme geliyordu. Dolayısıyla şöyle bir plan olabilir. Bu bir yorum olarak belki algılanabilir. Bölgedeki muhaliflerle PYD'li teröristleri karşı karşıya getirmek için İran buraya Türkiye'nin operasyonun harekatını istemiyor olabilir. Dolayısıyla Türk askeri bölgeden çıksın diyor. Diğer taraftan da bakıldığı zaman bu savaşın başından beri aslında İran PYD, PKK'lı teröristlere, bölgedeki teröristlere çok da fazla tepki göstermedi. Dolayısıyla bunu da unutmamak lazım. İran'ın buradaki hakimiyetini düşüreceğini düşündüğü, hakim olacağı noktaları ve rahat hareket edebileceği noktaları kırabileceği düşüncesiyle de bu bölgede Türkiye'nin güvenliği sağlaması çok da işine gelmiyor gibi gözüküyor. İşte bundan dolayı İranlı yetkililer Türkiye'nin bu operasyonuna karşı durduklarını ve İran basında bu olaya karşı tepkili bütün basında yer alan ne varsa bunları gündeme getirmeye çalışıyor. Fatih Sabuncu'dan, Tahran'dan aldık bilgileri. İran'ın Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda giriştiği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin düşüncelerini. Şimdi Uzak Doğu'ya, Çin'e gideceğiz, dünyanın süper güçlerinden birisi. Peki Çin'de nasıl yankılanıyor, Çin nasıl bakıyor bölgemizde yaşanan gelişmelere ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği bu harekata? Musab Eryiğit karşımızda, TRT Pekin muhabiri. Ondan alalım, gazetelere, medyaya nasıl yansıyor Türkiye'nin giriştiği harekat? Evet, gazetelere ve medyaya geleceğim ama öncelikle sıcak bir son dakika haberiyle başlayalım. Zira dün Dışişleri Bakanlığı'ndan, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin başlattığı operasyonla ilgili bir açıklama gelmemişti. Bugün öğleden sonra Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olağan basın toplantısında sorulan bir soru üzerine Türkiye'nin başlattığı operasyona ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Çin tarafının Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünden yana olduğu vurgulandı. Ayrıca Çin siyasi çözümü başından beri desteklediğini belirtti ve yine mevcut durumu daha da karmaşık hale getirmekten tarafları çekinmeye davet etti, çağırdı. Aslında orta yollu bir açıklama yaptı da denilebilir. Zira Çin dış politikasının zaten genel özelliklerinden bir tanesi de bu tarz biraz daha diplomatik orta yollu açıklamalardır. Gelelim Çin medyasına. Dünden beri özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından hızlanan süreçle ilgili Çin medyası yakından gelişmeleri takip ediyor diyebiliriz. Gazetelerde gelişmeler manşetlerden verildi. Bugün manşetlerdeydi. Ayrıca internet sitelerinde özel haber analizler yayınlanıyor. Yine televizyonlardaki haber bültenlerinde yaşanan gelişmeleri izleyicisiyle paylaşılıyor. Paylaşılan haberlerin içeriğine baktığımızda da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı görebiliyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün operasyonun başladığını ilan ettiğine dair açıklamalar
yine son dakika olarak Çinli haber kuruluşları, haber portalları tarafından takipçileriyle evet. paylaşıldı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyonun amacına yönelik sınır bölgesini terör örgütlerden temizlenmesi ve yine Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönebileceği bir güvenli bölge oluşturulmasına yönelik açıklamalarda Çin gazetelerinde okuyabildik, görebildik. Öte yandan tabii Çin'in Suriye'deki ilgili gelişmeleri takip etmesi yeni bir durum değil. Daha önce gerçekleşen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını da Çin kamuoyu yakından takip etmişti. Ve yine biliyorsunuz Suriye'deki krizin başından beri Çin aslında bölgeye asker göndermedi ama rejime, Suriye'deki rejime siyasi ve lojistik desteğini başından beri sürdürdü. Öte yandan ABD'nin desteğinde evet. bulunan YPG ile de herhangi bir iletişim geliştirmedi. Dolayısıyla Çin kamuoyu da gelişmeleri yakından takip ediyor diyelim ve sözü biz Ankara'ya bırakalım. Evet, Pekin'den aldık Musab Eryiğit'ten bilgileri sevgili seyirciler. Şimdi Bakü'ye gideceğiz. Azerbaycan basını da Türkiye'nin güney sınırlarında başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na geniş yer verdi. Fatih Avanos karşımızda, yanında da değerli bir konuğu var. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Bakü'de temaslarda bulunuyor. Dilersen sözü size bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerine doğru, öğleden sonra 16 sularında başlattı, duyurdu. Barış Pınarı operasyonu devam ediyor. Tabii ki Barış Pınarı operasyonunun ardından devam etmesiyle birlikte Azerbaycan basını da operasyona ilişkin oldukça geniş yer verdi operasyona. İzleyicilerini, takipçilerini bilgilendirdi. İçtimai televizyonu gerek operasyon öncesi gerek operasyon sonrası hazırladığı haberlerle geniş bilgiler verdi ve sınırdan yaptığı yayınlarla da an be an operasyona ilişkin detayları izleyicilerine aktardı. Musavat gazetesi, Yeni Çağ gazetesi, Hayat gazetesi de yine bugünkü sayılarında operasyona ilişkin bilgileri paylaştı, son verileri paylaştı. Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bilgiler de yine aynı şekilde haberlerde konu oldu. Bunu ifade edelim. Musavat gazetesinin bir haberi önemliydi. Bazı dezenformasyon bilgilere değindiler ve 1992 Hocalı'da yaşanan bir takım fotoğrafların Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin operasyonunda dezenformasyon yapmak amaçlı kullanıldığını ifade etti. Dikkat çekti. Bu tip haberleri de yer verildi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk yayın konuğumuz. Bakü Türk Anadolu Lisesi'ndeyiz. İlk ziyaret Sayın Bakanımızın. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bakü Türk Anadolu Lisesi'ndeyiz. TİKA'nın katkılarıyla zeka oyunu ve robotik kodlama, montajlama sınıfları açıldı. Neler söylersiniz? Nasıl bir ortam buldunuz? Bugün Milli Eğitim Bakanlığı heyeti olarak Bakü'deyiz ve Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde yapılan bazı çalışmaları incelemek ve değerlendirmek. Zeka oyunlarına ilişkin olarak, robotik kodlamaya ilişkin olarak atölyeler kurulmuş ve bu atölyelerdeki çocuklarımızla yapılan faaliyetlerin ne anlama geldiği konusunda sohbet etme imkanımız oldu. Ayrıca öğretmenlerimizle beraber bu okuldaki imkanlar, fırsatlar ve yapılabilecek projeler konusunda da bir değerlendirme toplantısı da yapmış olduk. Yine Bakü'deki diğer eğitim faaliyetleri ve eğitim kalitesinin yükselmesi konusunda, standartların yükselmesi konusunda da görüş alışverişimiz devam ediyor. Bazı hazırlık çalışmaları var Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasında eğitim faaliyetleri konusunda. Yapılacak olan protokoller, anlaşmalar ve benzeri hususlarda planlanan konular var. Bu konuların neler olabileceği ilişkinde bir değerlendirme fırsatı gerçekleşiyor. Çok sağ olun efendim. Bizler de paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk sabah saatlerinde Uluslararası Eğitim Fuarı'nda çalışını gerçekleştirdi. Bu programın ardından da Türk ve Azerbaycanlı rektörlerle bir araya gelecek. Diyelim ve sözü elden Ankara'ya bırakalım. Fatih Avanos'tan Bakü'den aldık bilgileri sevgili seyirciler. Harekat Kazakistan basınında da geniş yer buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK, YPG ve DH terör örgütlerine karşı başlattığı harekat Kazakistan Devlet Haber Ajansı Kazak Parat tarafından son dakika gelişmesi olarak duyuruldu. Şimdi biz de Nur Sultan'a gidelim. Muhabir arkadaşımız Güzel Zaytova karşımızda. Kazakistan basınında öne çıkan bu Türkiye'nin giriştiği o harekatla ilgili haberler neler? Ayrıntıları senden alalım.
Türkiye'nin güney sınırlarını terörden temizleme amaçlı Barış Pınarı harekatı Kazakistan'ın basınında yankı buldu. Bu gelişme dün akşam ilk olarak Kazakistan Devlet Haber Ajansı Kazakparat tarafından son dakika gelişmesi olarak duyuruldu. Operasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladığı belirtilen haberde askeri harekatın amacının Türkiye'nin güney sınırındaki bölgeyi kontrol altında tutan teröristleri ortadan kaldırmak ve Suriye'de barış ve istikrar sağlamak olduğu ifade edildi. Kazak resmi ajansı Kazakparat'ın haberinde operasyonun ardından Suriye'de güvenli bölge oluşturulacağı ve Suriyeli mültecilerin oraya yerleştirileceği de ifade edildi. Aynı şekilde diğer haber ajanslarında da konuyla ilgili haberler paylaşıldı. En büyük özel haber ajansı Tengri News operasyon haberini kamuoyuna duyurduğu bir başka basın organı oldu. Haberde harekatın detayları verildi. Bu bağlamda PKK-YPG terör örgütün Türkiye sınırındaki köylere roket attığı ifade edildi. Diğer haber ajansları da konuyla ilgili haberlere kendi bültenlerinde veya sosyal medya hesaplarında yer verdi. Barış Pınarı ile ilgili haber sadece haber ajanslarında değil, Coşkun Özen Kazakistan ulusal kanallarında da verildi. Türkiye'nin operasyon düzenlenme amacına yer verilirken haberlerde diğer yandan Avrupa Birliği, ABD, Suriye rejimi görüşlerine de yer verildi diyelim. Kazakistan gündemine gelince Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilyoberdi bugün Aşgabat'ta Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Yarın ise Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev Türkmenistan'da düzenlenecek Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Kazakistan gündemine ilişkin başlıkları aldık. Nur Sultan'dan, Güzel Zaytova'dan sevgili seyirciler. Avrasya gündeminin bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Hoşçakalın.